kitapta duygularla fikir çatışmasını nasıl önleriz? Yani çatışır mı? Niye çatışır? Onu irdeliyor. Sevgili arkadaşlar, kardeşlerim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Rızası dairesinde hareket ve hayret kazandırsın. 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, hak ve hesaba gelmeyen asfiyanın hangi halet, hangi esmanın gölgesi altında tövbe ve istiğfar etmiş ve kabul olmuşsa o esmanın hürmetine, 124 bin peygamberin hürmetine, 124 milyon evliyanın hürmetine, hak ve hesaba gelmeyen asfiyaların hürmet ve hatırına ve aradaki münasebeti kuran, kurulmasının zemini olan esma ve sıfatının hürmetine, ehli imanın, nur talebelerin, haseten şu anda derse katılanların bütün geçmişlerini, usul ve furularından, ana babalarının hepsini, günah ve günahlarını, tövbelerini Cenab-ı Hak bunları vesile yaparak kabul eylesin inşallah tövbelerimizi. Geceniz mübarek olsun. Enfusi dersimize hoş geldiniz. Şualar 73. İlk önce ısınmak için ben bir şey okuyacağım. Şu anda Risale'yi mi soruyorsun, sayfadaydı. Ben şualar 73'teyiz abiler. 6. mertebe-i Nuriye Hasbiye. Oradayız, onu soruyorsun herhalde. Ona başlamadan önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Bugün çalıştığım şeyle, dersimle. Allah. Sonsuzu kaça bölerseniz bölün, yine sonsuzdur. Tıpkı insanın hakikati gibi. Ne kadar varırsanız varın kendinize, yine sonsuzsunuz. Bir kere kendimizi tanıyacağız ki tanınınca kontrol edilir insan. Tanımadığınız bir sistemi, bir yazılımı, bir cihazı kontrol edemezsiniz. Çok tuhaftır ki tanımak isteyen, kontrol etmek isteyen biziz. Kontrol edilmek istenen de biziz. Soru soran biziz. Cevap veren de biziz. Yürüyen biziz. Varılan da biziz. İsteyen biziz. Cevap da biziz. Aç da biziz. Tok da biziz. Yani abi biz sonsuzuz ya şimdi. Evet. Nihayetsiz bir Cenab-ı Hak varsa isim ve sıfatlarıyla, yani aynası da öyle olması lazım. Evet. Aynası baki, bakinin aynısı baki olmak gerekir diyor. Ben şimdi kapatıyorum. Bakinin aynısı baki olmak gerekiyor. Bakinin aynısı. Sonsuzun en cami aynası sonsuzdur. O zaman matematiksel sonsuzu kaça bölerseniz bölün, yine sonsuzdur. Tıpkı insanın hakikati gibi. Nereye varırsanız varın, yine sonsuzsun. İçsel alemi kontrolü zihin ile, dış alemi akıl ile yönetirsin. Mesela alemi şehadetin ilişki ve çelişkilerini akıl ile, içsel alemi yönetimi ise zihin ile olur. Aklın yeri dimağdadır.
zihni yeri vicdandadır. Soğan gibi düşünürsek vicdanı, en diş kabuğunda irade var. Gir içeriye, zihin var. Gir içeriye, his var. Gir içeriye, latife-i Rabbaniye var. Ben şu şeyi kapatayım, belki sesi açmak zorunda kalmasın. Şimdi zihin o zaman yeri neresi? Vicdanın diş kabuğunda irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye latife-i Rabbaniye. İçsel alemin koridorudur. Dışarıdan gelenleri içsele dönüştüren, içsel alemin üretkenliğini, ürettiklerini dışsallayan berzah zihindir. İçsel alemin aklıdır. Dışsal alemin aklı akıldır. Akıl, bizim akıl vahiy muhataptır. Vahiy bize dönüştürür. Vahiy bize dönüştürür. Bizi bize dönüştüren ise zihindir. İçsel alemin zekasıdır zihin. Akıl, zihin, zeka sakın karıştırmayın. Cihazı tanımaya çalışıyoruz ki yönetelim. Bakın, sonsuz sayı nereye bölerseniz bölün, yine sonsuz olduğu gibi ne kadar anlam yüklersen yükle kendine, yine sonsuzsun. Bununla alakalı benim bir rüyam vardı. Zıplarsınız böyle. Ha, evet. Yani soru soran bir saraya gitmiştim. Uzun. Ustadın toplantısına katıldım. Bu mevzuyla alakalı çabuk çabuk geçeyim. Ustadın toplantısına bütün abilere ders yapıyormuş. Ben de koştum. Fanus içindeydiler. Ama aşağısı dağlar, denizler ve böyle boya gibi gözüküyor. Çok ufak havadalar, gökyüzünde semadalar. Fanus cam ama elips böyle. Şöyle. Hepsi abiler oturuyor. Ustadın etrafında ders dinliyorlar. Ben de geldim. Tam fanusa girerken Zübeyra hepsi şaşkın. Ne yapıyor bu diye der gibi. Zübeyra oradan fırlıyor. Dur orada. Dur. Dur. Durdum. Diyecek senin burada ne işin demeden. Abi bir şey soracaktım ben ustada. Dedi dur. Dur. Bak dedi. Seni soracağın, hiç de sormuyor nasıl soracağın. Ustad da böyle garip bakıyor. Sen ne soracaksan şöyle sağ tarafını çeviriyor. Şu dağı görüyor musun? Bir de dağ varmış. O göklerin daha Kaf Dağı gibi yani. Kaf Dağı gibi bir dağ. Böyle bakınca korkunç bir yer. Oysa bu fanus ne kadar yüksek? Bir de onu düşün. O dağı görüyor musun dedi. Baktım. Görüyorum abi dedi. O dağa git, orada bir saray göreceksin. Sarayı her vuruşu 3 defa 3 defa çal. 3 defa vur 1. 3 defa vur 2. 3 defa vur. Birisi çıkacak. Senin sorularının cevabı onda. O kadar da seviniyorum ki. Yani sorularımın cevabını buldum. Kaynağını buldum. Hani üniversitenin en büyük özelliği nedir? Üniversite eğitmek, bir şey öğretmek değil o esas. Neyi, nerede, nasıl bulacağının ilmini veriyor esas. Üniversitedeki mantık o. Çok sevindim. Bu sefer fanusa giremedim. Sonra ben oradan nasıl gidiyorsam saraya gittim. Bundan sonrası çok önemli. Baktım ki dağın tepesine bir saray. Bir. İki. Ama heyecanlanıyorum. Öyle heyecanlanıyorum ki bu ne olacak dedim ya Allah'ım. Bütün sorularımın cevabı onda. Ne sorarsan hemen. Bütün soru. Kapı açıldı. Baktım. Ben heyecanlıyım. Açan ben. Ve gülen.
tedirgin olan, merakta olan ama gülen ben. Kapıyı çalan benim, kapı açan benim. Soru soran benim, cevabım olan benim. Giden benim, karşılayan benim. Yaşayan benim, ölen benim. Şaşırdım. O da gülüyor. Nasıl gülüyor? Ben. Çok tuhaf değil. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Her şey sende. Sonsuzu kaça bölerseniz bölün, sonsuzdur. Tıpkı insanın hakikati gibi. Sonsuz. Burada ne şey yapıyoruz yani? Edebiyat mı? Hayır kardeşim. İnsanoğlu asırlardan beri hep kendisini merak etmiş. Hep kendisini çözmeye çalışmış. Allah devreye girmiş. Allah devreye girmiş, vahiyleri göndermiş. Peygamber dahi kendi sonuna varamamış. Sonu yok ki varsın, sonuna varamamış. Mantıksız. Sonu yok ki sonu olsun. Sonsuzun sonunda ne var? Mantıksız soru var ya. Sonsuzun sonunda ne var sorusu mantıksızdır. Hem sonsuz diyorsun, hem son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Böyle ya. İçsel alemi kontrolü zihin ile, dışsal alemi de akıl ile kontrol ederiz. Hayat, burası çok önemli. Şu söyleyeceğim. Sokak ağzını bak. Hayat, kalabilme, hayatta kalabilme mücadelesi, hayat bu değildir. Yani biz bu dünyada mücadele ediyoruz. Ekmek paramız. Hayatta kalabilme mücadelesi veriyoruz. Hayat, hayatta kalabilme mücadelesi değil, kendi hakikatini, zihnini ıskalamaman gerekiyor. Burası mücadele yeri değil. Tanıma ve keşif yeridir. Tanıma ve tanımlamadır. Kendi hakikatini ve zihnini ıskalama. Hayatla mücadele yeri değil burası. Yanlış o. Onun için çok önemli. Hiçbir şeyle kendini sınırlama. Hiçbir şeyle zihnini sınırlama. Alışkanlıklar, tiryakilikler, örf, anane, kültür, gelenek, kabullenmeler, bağımlılıklar, elde ettiğimiz ilimler dahi zihni kayıtlamamalı. Örf, anane, kültür, gelenek, elde ettiğimiz ilim, tiryakiliklerimiz zihni kayıtlamaması gerekiyor. Benin suretiyle mi, kanuniyetiyle mi yoksa hakikatiyle mi yaşıyorum bilmemiz lazım. İnsanın bir sureti var. Gir içeriye. Kanuniyeti var. Gir içeriye. Hakikati var. Gir içeriye. Mahiyeti var. Acaba ben bu aleme hiç kimse bu kalemi kendisini hakikatini göremez. Bilimin söyledi. Bunun suretiyle meşgulüz. Yani gözünüz buradaki şu ayı alır retinada. Görüntü alanı buradadır. Bunu burada göremezsiniz. Buradan gelen şu ayı, yani sinyallı enerjiyi, paketlerini göze düşer. Işık buna vurur. Işık bunu buraya atar. Göz de enerjiye dönüşür. Gözün arka tarafında görme alanı var. 2x2 alanda. Bu kalemi burada görürüm. Ama ben burada zannederim. Aslında buradayım. Hiç kimse bunun hakikatini görmez. Suretini görür, dalgasını görür, yansımasını görür. Yansımasını. Bilimi söyle. Şimdi diyor ki,
Madem ben bunun suretiyleyim, bunun acaba kanuniyeti nasıl? Bunun hakikati nasıl? Soğan kabuğu gibi. Her şeyin sureti, gir içeriye. Kanuniyeti, gir içeriye. Hakikati, gir içeriye, mahiyeti. O zaman İbrahim, ben senin suretini görüyorum. Kanuniyetini bilmiyorum. Yani insan kendisine hangi mertebede şahit? Suretime mi şahitim ben bana? Kanuniyetime mi şahitim? Hakikatime mi, mahiyetime mi? Bu dördüncü şua bunları işliyor. Seni tanımlamaya çalışıyor. Bazıları edebiyatçılar öyle demişti böyle. Hasbunallah ve ni'mel vekil, hakikatime bak. Ayet dedi ki bana, teşbih temsil, hiç alakası yok. Mas hakikat. Ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır, vücudu var. Mesela içsel alem, sevk, şefk, muhabbet, aşk, lezzet, memnuniyet, iftihar, vefa, his, duygu, fikir, hepsinin müstakil ruhu var. Hepsinin ruhu var, aklı var, hayatı var, kalbi var. Yani onlar kendisine göre aklı var. Muhabbetinde, vefanın da aklı var, onun da ruhu var. Üstad diyor, ey hücre, küçük hücrelerin toplamı büyük hücre. Hücreye çevirmeye çalıştım. Hücre-i kübra. Havada huhuların toplamı büyük hu. Denizdeki damlaların üzerindeki güneşlerin toplamıyla büyük güneş. Biz 200 trilyonu aşkın DNA'mız var. Tırırt, bütün de tırnakta DNA, gözde her şey, saçta her yerde DNA var. Onları toplamayız. Ha, beden böyle olduğu gibi içsel yapı da böyle. Zannetmeyin böyle kendi şey öyle bir duygudur vefa, bir histir vefa. Hayır, kendisine az ruhu var, hayatı var, şuuru var, aklı var. Vücudu var yani, vücut haricisi var. Bunları bütüne getirmek. Bak adam yazmış. 384. kitap sayfa. Duyguyla akıl arasında yani bunlar farklıdır. Duygu her daim, adam öyle diyormuş. Her daim olumsuzluk üzerine kurulur. Akılla sen istikameti koyacaksın. Hocam diyor, bu kitabın ana fikri bu. Fikirle duygularını kontrol edeceksin. Ya dedim, Risale'den haberin var mı? Duydum dedi. Niye okumadın? Dediler ki anlamazsın. Öyle çok şey yapıyor. İşte, dediler ki anlamazsın. Şimdi dedim, sen Boğaziçi Üniversitesi'ni okuyorsun. Ben okumadım Boğaziçi'yi. Bak ben sana anlatayım. Kalkma dedi. Dümağı biraz anlatmaya çalıştım, serbest bölge. Peki sen 300 küsüre kadar geldin. Fikirle duygunu kontrol etmeye kafan yatıyor mu? Yatmıyor dedi. Peki fikirle duygu kontrol edilir mi? Edilmez. Ne yapacağız peki o zaman? Her şeyi kıblesine koyacaksın delikanlı. Her şey kendi varlığını sürdürmek fıtratındadır. Onun için savaşır. Sen savaşmayacaksın. Dilini öğreneceksin. İradenin dilini öğreneceksin, zihnin dilini öğreneceksin. Fikrin, huşyar, deha, dikkat, dikkat latifedir diyor ustad. Vefanın dilini öğreneceksin yönetmek için. Acaba hakiki beni mi kullanıyorum burada ben? Yoksa bana dayatılan bir bu sensin mi kullanıyorum? Mesela insanın bir sureti var. Gir içeriye. Dıştan içeriye gidiyorum. Soğan gibi. Suretim, kanuniyetim, hakikatim, mahiyetim. Şu anda acaba beni mi yaşıyorum? Yoksa bana dayatılan ne derler diye yaşamak zorunda olduğum bir şeyi mi yaşıyorum dünyada? Onun için bana ne demişler? Hayat mücadeledir. Hayır. Hayat teavundur der ustad. Hayat mücadele değildir. Mücadele için, hayatta kalmak için buraya gelmemişiz. Hakikatimizi çıkartmak için, hakikatimizi yaşamak için biz buradayız.
Ben derken tasavvurumuza hangi organımızı hatırımıza geliyor? Mesela ben deyince neyi hatırlıyorsun İbrahim? Ben deyince neyi kastediyorsun? Yani beden böyle kendisi. Tabii. Ben, bu benim yani. Bazıları ben derken aklımı kastediyorum diyor. Ben derken Resul neyi kastediyorsun abim? Ben derken neyi kastediyorum? Neyin bendir? Yani... Niçin durdun biliyor musun sen? Çünkü ben yok ki, vücudu yok ki. Hepsi o sahip çıkıyor. Bak, ben kim? Gömlekten giriyor dışarıdan. Benim gömleğim. Gömlek bana ait. Ben gömlek değilim. O ben diye buna sahip çıktı. Masada gömlek var. Bu benim gömleğim. Al. Bu benim atletim. Al. Bu benim vücudum. Bu benim karaciğerim, böbreğim. Bu benim aklım. Benim aklım. Aklın arkası. Bu benim kalbim. Benim kalbim. Bu benim ruhum. Benim ruhum. Bu benim... Benim ruhum diyen işte o ben olan vücudu yok ki. Ondan zorlandık. Ene değil mi abi bu ene? He? Ene. Ben olan ben. Bu da sana verilmiş Resul. Mevhum bu var. Mevhum yani hakikat değil. Hakikat değil, mevhum. Bu da sana verilmiş emaneten. O zaman sen kimsin? Bu da sana verilmiş. Bu ben, ben olmayı da benlik de sana verilmiş. Mevhum olan bu. Eneyi. Sana verilmiş. O zaman sen kimsin? Sırrı insani. Abi terki terk olduğunda eneyi mi terk etmiş? O neyi ben diyorsan onu terk etmiş oluyorsun. Enenin üç tane zahirde manası var. Bir lügatta ene gurur kibir manasında. Örfi. O değil. Ene 146 Emir Dağı'nda ruzname, harita, hulasa diyor ya, şecere, çekirdek. Bak enaniyet diyor. Enaniyeti anlatıyor. Yedi tane. Bir de ene. Şimdi demek ki enenin bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Şimdi geçiyoruz. Bu kadar ısındıktan sonra 6. mertebeyi Nuriye Hasbiye'den okuyacağız. Abi sizin az önce söylediğiniz gibi böyle bir şey, bir mana şey böyle hani şey dediniz ya, her bir şeyin aklı var, şu işte her bir hissin, her bir şeyin aklı var falan. Evet, vefanın aklı var, hayatı var, ruhu var, yani müstakil bir vücudu var. Adam tek başına. Bunları akılla şey yapamıyoruz, hani müstakil yapamıyoruz. Yapamaz. Bunlar abi... Sırat-ı müstakim olması için insanda Rabb'in tecelli etmesi lazım. Mesela şöyle abi, işte Peygamber Efendimiz hani Miraç meselesinde diyor ki abi, bütün kainatın Rabbi ismiyle ve bütün mevcudatın Halik-i Ünvanıyla, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve müracaatına müşerrefiyettir diyor. Şimdi insan bütün kainat olduğu için işte Rabb ismi... Bütün kain... Bir de oku bakayım o düz. Bütün kainatın Rabbi ismiyle. Bütün kainatın Rabbi. Bu Rabbim değil, Rabbul Alemin. Evet. Herkes cennette Rabbini görecek, Rabbul Alemin'i değil. Ama Miraç Ekberi de Rabbul Alemin. Miraç, Miraç Ekberi'dir o. Sonra bütün kainatın... Bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle. Halik, unvanıyla. Böyle olduğu halde Allah Resulü bütün isimlerin mertebi azamına mazar. Bak, ismi azama mazar Allah Resulü. Evet. Bir de her ismin mertebe-i azamına mazhar olduğu halde kendisinin dibine gelememiş. Kendisini ihata edememiş. Çünkü sonsuz. Bir sayı sonsuza, hangi sayı bölerseniz bölün sonsuza, sonsuzdur. Yok ya. Çünkü bakinin aynı zişuru baki olmak gerekiyor. Yani insan. İşte bu dördüncü şua. Dördüncü şua ne yapıyor biliyor musun? Kaç tane mertebe Nur Yasbey var? Altı. Altı mı? Birinci sözün kaç tane sırrı var? Altı. Kaç tane Esma-i Sitte var? Altı. Merak etmiştim. 23 senede külliyat.
tamamlanacak 23 senede la teşbih ve la temsil vahiyin tamamlandığı gibi. Ulan birbirini cerh edecek, kaldıracak. Nasıl birbirine şey yok yani? Nasıl tamamlanmış bütünsel? Mesela bir ağaçtaki portakalın rengi yaprağını, yaprağı kokusunu, koku gövdesini vesaire birbirini itmiyor. Çelişmiyor, çatışmıyor. Tamamlayıcı. Bunu nereden söyledim? 13. sözden. Bir ağacın hepsi birbirini tamamlıyor. Külliyatı böyle nasıl tamamlıyor? Dertliğiyle dertlendim. Bulduğum sonuç şuydu. Bu külliyat nasıl yazılabiliyor? Farklı farklı yerlerde kanuniye atıf onun için mi yapabiliyoruz? Nasıl yazılabiliyor? Meğer bu kainatın arkasında bir yazılım var. Bir yazılım var, sistem var. O sistemi gördüğün zaman o sistem, o yazılımı sen ben anlamayız. Onu ehli görüyor, dünyevi kelamlarla ona paketler yüklüyor, manalar yüklüyor. O arkasındaki, bu kainatın arkasındaki matematiği, yani kainatın arkasındaki sistemi göremeyen böyle bir geniş bir sistemi bir bütünlük içinde yapamaz, yazamaz. Yani anlıyor musunuz? Arkasındaki matematiği. Sonra Rüştü abi derdi ki, hadis var dedi bu manada. Şöyle bir fırtına deresi ve hayatınıza gelen büyük bir nehir kabul edin. Nil gibi hızlı akıyor. Çok büyük bir nehir kabul edin. Tamam mı? Hızlı akıyor. Kimisi bardağıyla, kimisi maşapasıyla, kimisi ne bileyim kabıyla bir şey alıyor. Ama sonsuz. Tamam mı? Akıyor. İşte Hasan dedi, o nehir ilimdir dedi. Onu herkes kendi maşapasıyla alır. De, almadın. Aktı gitti. Yeni gelen başka bir şey. Allah'ın ilmi böyle diyor. Böyle bir hadis var diyor. Akıyor böyle. İşte bu külliyatın arkasında işte bu altıncı şua hasbunallah. Niye burada takıldık? Niye hep bunu şey yapıyoruz? Altıya kadar geldik. Enfusi var ya bir insanı anlatan enfusi zahiri ve enfusi deliller diyor. İşareti cazda 29 sözde bu dördüncü şuada hem enfusi deliller. Kardeşim gömleğin arkasına geçmemiz lazım olduğu gibi bedenin arkasına da geçeceksin. Suretten de geçmek gerekiyor. İnsanın soğan kabuğu gibi dört mertebesi var ya soğan gibi. Sureti, gir içeriye, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti nedir? Eylemdedir. Budur. Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatı budur. Kanuniyeti nedir? İçsel alem. Birbirine çelişen ve çatışan. Bütünlenen, bütünleneme alemimiz. İçsel alem. Kanuniyeti bu. Hakikati nedir? İçsel alemimizin dayandığı esma. Bu da hakikat. Mahiyet nedir? Allah'taki sıfat. Evet. Altıncı mertebeyi Nuriye Hasbiye'ye hoş geldiniz. Hadi bakalım. Enfus alem yani battaniyeleri üzerimizden çıkartma. Üzerimize giydirilen örf, anane, kültür, gelenek ve okuduğumuz ilimler, doğru zannettiğimiz doğrular, tiryakiliklerimiz bizi örtmüş. En büyük battaniyelerden bir tanesi de ilimdir. İlimi sonuç zannettik. Vesiledir. Subuti sıfattandır. Zat-ı sıfatta ilim yoktur. Şuunatta da ilim yoktur. İlim her şeyin zemini gibi, matematik gibi ama sonuç değildir. Altıncı mertebe-i nuriye hasbiye, mufarakat-ı umumiye hengame olan harabi dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde. Allah Allah. Mufarakat-ı umumiye. Yani komple genel bir ayrılık olacak. Değil mi? Kıyamet. Bu hayat en kesin hakikat ölümdür der Üstad. Mevt'tir. En kesin. Mufarakat-ı umumiye hengame olan harabi dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde. Mufarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık. Yani
ahir zaman çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak diyor ya Barla'da. Mufarakat-ı umumiye, genel kıyamet, kıyametin alametleri ahir zamanda toplanmış. Ha şu oldu mu, şu oldu mu, bu oldu mu? Ha ona ne kadar yakın olduğumuzu anlarız. Aynen bunun gibi de o mufarakat-ı umumiye, umumu ayrılık içinde hususi bir ayrılığımız da var. Mufarakat-ı hususiye var. Nereden? Bakın, dünya ahiretin üzerinde tentenili bir perdedir. Tamam? İşte ben ne, beden nedir? Benim üzerine de tentenili bir perdedir. Dünya ahiretin üzerine tentenili bir perde olduğu gibi içsel alemin üzerine de tentenili perde benim, beden. İşte nasıl ki umumu ayrılığı haber veren ahir zaman hadiseleri benim de hususi ayrılmamı, hususi mufarakatımdan haber veren, ihtar eden ihtiyarlık. Ahir ömrümde bir hassasiyeti fevkalade ile fıtratımdaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrik edici olan meft ve adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddeti galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medari teselli bulmak için yine bu ayet-i asmiye müracaat ettim. Bana dedi ki diyor. Dedi. Beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Süre-i Nur'daki ayet-i nurun rasathanesine girip Süre-i Nur tekrar başa döneceğim de bir düz okuyayım. Ben de Süre-i Nur'daki ayet-i nurun görüyor musun? Süre-i Nur'daki sanki rasathane ayet-i nurun rasathanesine girip imanın dürbiniyle ayet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına ayetin tabakalarına en uzak tabakalarına ve şuuru imani hürdebiniyle şimdi dürbinle uzağa hürdebini şimdi değişti. Gelecek, başa geleceğim gene. İman bir uzağa yakın ediyor. Yakını da uzak ediyor. Şuur imani hürdebiniyle en ince esrarına baktım. En uzağına ve en ince esrarına baktım imanla. Gördüm. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler hatta kabarcıklar güneş ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seba denilen yedir renginin mütenevi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüt ve taharrükleriyle ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkısaratlarıyla o cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar ve inkısaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı sebasının gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Aynen öyle de şems-i ezel ve bed olan Cemil-i Zülcelal'in cemali kutsisine ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Husna'sının sermedi güzelliklerine aynedarlık edip cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemali mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını belki tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğu
pek çok kuvvetli deliller ile Risale'de tafsilen izah edilmiş. Burada o burhanlardan 3 tanesi kısaca işaret edilecek. Bu paragrafı okudum. Şimdi ben başa geçiyorum. Şimdi dedi ki, akla yanaştırıyor. Bilinenden bilinmeyeni çözme yöntemi. En gizemli muamma Allah değil. Çünkü Allah'ın kitabı var. Allah'ın peygamberi var. Allah'ın kainatı var. İnsanın eseri yok. Kitabı yok. Peygamberi yok. Men arefe nefse fekad arefe rabbehu. Kendini tanırsan o nispetle onu tanırsın. Allah'ın esma ve sıfatları var. Biz ben deyince et kemiği, karaciğer, böbrek de zannediyor. Buna ben diyor. En gizemli şey insandır. Zor. Zor olan. Ne diyorsun ya? Allah'ı tanıtan mevcudattır. Benim içimi tanıtan nedir? Yani çok zor değil. Değil mi? Elmaya bakıyoruz. Mevcudata bakıyoruz. Yani mesela dehr esmasının bizdeki durumu ne? Ama burada zaman olarak diyoruz. Şimdi şunu kastediyorum. Mufarakat-ı başa geldim ya okuduğum paragrafı. Fazla durmayarak gideyim. Mufarakat-ı umumiyeyi haber veren, yani kıyametten haber veren ahir zaman hadisatı. Nasıl ki ha bu oldu mu bu oldu mu ahir zaman gidiyoruz. Aynı bunun gibi de umumu mufarakat, umumu ayrılığın hususisi benim içinde, sen benim. Onları, onun da alameti nedir? İhtiyarlık, hastalık, firak. Bu 6. mektup 4 tane 6 çeşit gurbete düştün diyor. Bu değil mi? Bu, bunlar ama şöyle diyor. İhtiyarlık, gurbet. Orada kaç tane 6 kaç tane vardı? 6 tane oldu. 6 tane hatırladın mı? Nedir o? İhtiyarlık, cümle, gurbet. Sevdiklerimden, vatanımdan, akaribimden. Evet. Bunu ihtiyar eden ihtiyarlık, ihtiyarlık ne yaptı? Mesela sen kaç yaşındasın Resulüm? 36. En ufak kaç yaşımızda burada? Kimdir? Bir 20 olanlar var. He, 20 olan var. Şimdi ben daha önce 36 olmuştum. O duyguları bilirim. Ortalama. Ama siz 50 küsür olmamıştınız. Bazı gece paylaşıyorum tecrübemi sizinle. Bazı gece hiç uyku girmez. Böyle kafayı koyarım. O kadar kesin gözükür ki bu burada şey olmaz. Bu tevaziyle alakası yok bunun. Kabir ve ölüm o kadar çıplak gözüküyor ki o kadar net, o kadar kesin, o kadar yakın. Yani burada mıyım, orada mıyım ayırt edemiyorsun. Yani o kadar kesin. İçindeyiz. Gaflet de dışında zannediyoruz. Alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerine tentenili perde. Şimdi neye benziyor? Şimdi ben gözde miyim? Kulakta mıyım? Kulak ben miyim? Adım Hasan, nerem Hasan? Duygularım Hasan değil ki. Yani bu bedene bakın, bir de düşündüklerime bak. Ne kadar farklıyım? İşte beden tanımlamak için, adreslemek için var. Ama ben bu değilim. Burada bulunmanın yöntemi bu beden. Ama fikir, duygu, his, latife ile bundan çıkıyorum. Nereye giriyorum o zaman? Söyleyin bana. Alem-i şehadetten çıkıyorum. Düşünüyorum. Hissediyorum. Rüyalar mesela. Ustad diyor ki alem-i misalle, alem-i şehadet arasında levh-i misalidir diyor. Berzahtırlar. Yani ben düşününce beden miyim? Gir içeriye. Düşünmek dimağa ait. His, vicdana ait. Duygu, kalbe ait. Latife, ruha ait. Latifelerim ortaya çıktı zaman, mesela şefkat-ı mukaddese. Bu alem-i şehadette kullanıyoruz ama buralı bu. Ne alakası var? Kaç kilodur şefkat? Muhabbet-i münezzeh. Yani dikkat ediyor musunuz? Burada bedenle buradayız. Belirlenmek için. Koordinatlarımız, yani adres belli olsun.
diğer taraflarımızda hiçbirisi buralı değiliz. O zaman düşündüğün anda bedenden çıkıyorsun. Bedenden çıkıyorsun. Hayal ettiğin, düşündüğün zaman hususi bir dünya oluyor. Buralı değilsin. Nereliysen bilmiyorum ama buralı değilsin. İşte gece bir bakıyorsun böyle. Ölüm bütün çıplaklığıyla, berza, kabir, okuduğun şeyler, bir tuhaf, bütün okudukların böyle bir fanos gibi bir dünya oluşuyor. Ben kendi şeyimi söylüyorum, haletimi. 57, 58 yaşındayım. 58. Böyle fikirlerim, hislerim, koy tencereye, bunun içine koy. Fikirleri dima, hisleri vicdan, duyguları kalp, latifeleri ruh. Karıştır. Tamam mı? Nasıl bir muamma? Bir bakıyorsun böyle, oturuyor böyle, Allah Allah, o kadar gerçek ki, bedenden daha gerçek. Hani diyor ya 15. şuada, Allah'ın vücudu, kainatı vücudundan daha kesin. Ben bedenden daha kesin olduğum gibi, hiçbiriniz beni görmüyorsunuz şu anda. Hep beni duyuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Benim suretimden gelen dalgalar var. Arkadaşlar, burası orası ayırt eden bedendir. Aslında bedenle buralıyız, içselle ötelerdeyiz. Şimdi ihtiyarlık ne yaptı beni diyor. Hassasiyetimi ortaya çıkarttı. Yani ihtiyarlık demek, gençlik, sevesat ayrılınca o artık o içsel duygular öne çıkıyor. Yaşım itibariyle biraz var olduğu için söylüyorum. Sen kaç yaşındasın İbrahim? 23. 23. Yani bu hassasiyetin olmaz. Ölüm denen bir şeyi fazla gelmez zihninize. Bizde de hiç ayrılmaz. Hiç ayrılmaz yani. Saat demiyor. Saat de başı gelse değil ya. Ne saat? Hiç ayrılmıyor. Ölüm hakikati. Hani o korku manası değil. Yani böyle şu anda düşündüğümüz bir şey beden mi düşünüyoruz? Karaciğer böbreğim yok. Şu an ne düşünüyoruz? İşte şu andaki alem var ya, atmosfer. Orası işte. Şu anda orasıdır. Allah Resulü'nün tabiriyle ilim meclisleri neyin şeydir? Cennet bahçeleridir diyor. Şu anda beden değiliz. Şu anda dima, kalp, ruh, vicdanın oluşturduğu haletler var ya, bunlar bizim zorladığımız mana değil. Şu anda yaşadığımız halet-i rüye burası değil. O sırrı hikmetten öyle demiş peygamberimiz. Evet, peygamberimiz bunu da kastetmiş olsa gerek ki ilim meclisi cennet bahçesinin bir bahçedir diyor. Şu anda dimadaki fikriniz, vicdandaki hissiniz, kalpteki duygunuz, ruhtaki latifeler, bütün selli, bedeni kim? Karaciğerini hatırlayan var mı? Yok. Böbreğini hatırlayan var mı? Şu anda neyi düşünüyorsan o bir dünya. Bak bakalım İbrahim, o düşündüğün, hissettiğin dünya hangi, nereye benziyor? Elmaya, armuta, bahçeye, denize, arabaya benziyor mu? Nereye benziyor mesela şu anda fikrettiğin? Bir bak, fikir ediyorsan şu anda. Tefekkürün mesela. Şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Barama yok. İşte. Niye tanımlayamadın? Çünkü buralı değil. Evet. Şu anda bir haz yok mu? Evet. Ve bu hazı, hani böyle elmadan, armuttan vesaireden çeşitli zevklere benziyor mu bu? Nasıl bir halet var şu anda? İşte buralı değil o. Kilosu yok, litresi yok, metresi yok. Ölçemezsin, tartamazsın. Rengini bir... Şu anda halet-i rüyenin rengi var mı? Gülüyorsun değil mi? Ha, buralı değil. O halet işte o. Orası. Ona doğdun şimdi. Düşününce, tefekkür edince ona doğmadın mı? Mevt bu. Mevt bu yani. Yuhi, tefekkür etmek. Yumit, tefekküre doğmak. O olmak. Tefekkür, ona dönüşüyorsun. Şu anda bir haletin yok mu? Ha, ona doğdun işte. O ahiret işte. Öyle acayip acayip garip garip hayal şey etme ahiretleri. Şu anda doğduğun yer işte.
Daha bu sureti tabi. Ustad girdim diyor. Bak bu halet nasıl ahiret? Kabre girdim diyor. Nükel Mekil denilen iki tane arkadaş geldi diyor. Varyozla, jopla falan demiyor. Ne yaptı? Bana men rabbuke, men nebike mi sordular? Ben dedi soğuk, yalnız, dar, karanlık kabrimi genişlettiler diyor. Benimle tatlı tatlı sohbetler ettiler diyor. Öyle demiyor mu? Ben mi uyduruyorum bunu? Benimle geldiler diyor. Yalnızdım giderdiler diyor. Benimle sohbet ettiler diyor. Ben diyor sonradan şimdi sureten istikbalde hakikaten gireceğim kabrime girdim. Bunlar giriyor. İşte bak nasıl girdiyse şu anda tefekkür ediyoruz ya şu anda ne hissediyorsanız o buralı değil şu anda. Bu halet halet. Haleti ruhiye dünyadayken dünyalı değil. İşte o cennet bahçesinden bir bahçe şu anda. O işte ona doldu. Ölümde bütün çıplaklığıyla ona doğacağız. Ona dönüşeceğiz. Onun için ölümü sevmişler. Şu haletle o hep olmak istemez misin dünyada? Şu halet. Ha, bu güzel bir halet. Moralin bozuk değil, bilmem şey olmadı. Huzur ya, huzur. İşte hep bunu istemişler. İşte ustad diyor ki, büyük ayrılıktan haber veren ahir zaman hadiseleri, ben de diyor bir alemim, buradan da ayrılacağım, dünyadan ayrılacağım gibi bedenden de ayrılacağım. Dünyadan ayrılma zamanı ahir zaman alametleri, bedenden de ayrılma zamanı ihtiyarlık, hastalık, musibet gibi şeylerle hassasiyeti fevkalade. İşte onu anlatmaya çalıştım. Şu anda dersi dinlerken, beraber bak mutala ederken, muzakere bir halet uyanıyor. Bu haleti rüyaya, ustad diyor ki hassasiyeti fevkalade ile. Fıtratımdaki cemaatperestlik. Yani tamam öyle de güzel bir halet de ama gitmek istemiyoruz. Niye? İnsan cemaatperesttir. Başka? Güzellik sevdasıdır. Başka? Kemalata meftundur. Hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda. Yani Arnavutköy'deyiz. Değil mi? Bahçeler var, şeyler var. Şu anda Tepecik'teyiz. Yani daha kalmak istiyoruz. Böyle. Farkında mısınız? İhtiyarlar daha çok ölümden korkar. Ben zaten yaptım. İhtiyarlar daha çok kalmak istiyorlar. Niye? Bu inkişaf ediyor. Ne inkişaf ediyor? Cemal perestlik, güzellik sevdası, kemalata meftuniyet, hisleri inkişaf ettikleri yaşça inkişaf ediyor. O his inkişaf edince dünyada cevabı yok. Bu sefer lan dünya diyor, hakikisine talip oluyor. İnkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahripçi olan zeval ve fena ne yapıyormuş? Daimi tahripçi olan zeval ve fena. Arkadaşlar fark nedir zeval ile fena? Zeval son bulması. Zeval, fena nedir? Fena da fani olması. Birisi mülk, birisi melekut. Birisi mülkte olan zeval, fena. Fena içeride olan. Ve mütemadi ve tefrik edici olan mevt ve adem. Bak zaten burada nazm-ı mani ile mevt ve adem, zeval ve fena, mütemadi ve tefrik. Yani dizersek, demek ki tefrik edici olan mevt ve adem. Mevt ve adem. Görüyor musunuz? Çok korkunç bir şey. Biz aslında iyi yaslanın bir şey söyleyeceğim. Ölüm korkusunun sebebi bizde Adem korkusunun sureti değiştirmesinden kaynaklanıyor. Aslında şimdi bir şey anlatayım size. Daha önce anlatmıştım. Saatimiz de geldi de. Ruh rahatsız oluyor. Ben senelerce uğraştığım için söylüyorum bunu. Ruh rahatsız oluyor. Bir azap duyuyor. Tanımlayamıyor İbrahim. Hafız tanımlayamıyor. Ulan bu nedir ya?
Sonra hizmetçilerini topluyor. Sultan olan akla diyor ki gel. Buyur efendim. Ruh diyor. Ya bende bir rahatsızlık var ya. Benim birisi rahatsız ediyor. Ama ortada kimse yok. Bir baksana dedi. Sen işin ilişki ve çelişkileri çözen bir aletsin. Bir çözsene ya. Bu beni rahatsız eden nedir diyor. Ruh, şey akılda baş üstüne efendim diyor. Gidiyor araştırıyor. Alttan alıyor, üstten alıyor. Ruhu kim rahatsız ediyor? Padişahımızı kim rahatsız ediyor? Alttan alıyor, üstten alıyor. Ruh, şeye akıl alet olduğu için ilişki ve çelişkileri çözüyor. Yani gözde çiçek, ilişki. Karanlık, aydınlık, çelişki gibi yani. İlişkici. Böyle bir alet olduğu için ruhu rahatsız edeni çözemiyor. Ona ne diyeyim? Akıl bilmiyorum da diyemiyor. Ruha gidiyor diyor ki, efendim diyor sizi rahatsız eden ölüm korkusudur diyor. Ha, değilmiş aslında. Bu ölüm korkusu diye aklın sunması aklın zavallılığıdır. Tanımlayamadığı, izah edemediğine damgayı vurdu. Ölüm korkusu dedi. Hayır. Ruh rahatsız eden, sıkıntı yapan ölüm korkusu değil, Adem. Çünkü akılla Adem'i çözemezsin. Vücudu yok ki. Adem'in vücudu yok ki çözsün. Burada da koydu. Mevt ve Adem. Aklın acizliğidir ölüm korkusu. Nedir o? Adem. Adem'i tanımlayamadığımız için akıl ona bir kılıf uyduruyor. Ölüm korkusu olarak gözüküyor Adem. Oysa Adem alemleri nasıl bir dehşet, bir elem kaynağı ki cehennem bile ona çalışıyor. Cehennem alemleri Adem alemlerine çalışıyor diyor. Cehennem taşeron şirket. Esas patron Adem. Cennet taşeron şirket. Patron vücut alemleri. Orada diyor. Adem'in vücudu olmadığı için akıl tanımlayamıyor. Bilmiyorum da diyemediği için Adem'in yaptığı böyle ruha tazik, ruhu sıkıyor Adem. Alemleri sıkınca ya neyi nesidir diyor. Akıl Adem'in vücudu olmadığından, tanımlayamadığından ruha bir şey diyecek. Ne diyecek? Efendim diyor, dosyayı getirdi. Ölüm korkusudur diyor. Adem'in suretin değişmiş hakikatidir. Yani Adem'in ruhu sıkması kılıf giydirmiş akıl ona, ölüm korkusudur dedi. Dedim, cehennem mesela Adem halinde hesabına karışıyor. Adem'in de vücudu yok ya. Yani olmayan bir şeyi hesabına... İşte zaten bilseydik Adem olmaz. Çok garip bir şey yani. 11. şuada söylüyor bunu. Evet. Adem alemleri Subhanallah Subhanallah derken vücut alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah der diyor. Şimdi Adem alemleri patron, ona çalışan taşeron şirket cehennem. Vücut alemleri patron, ona çalışan şirket cennet. Yani acayip bir şey bak. Diyor ki Met ve Adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve güzel bir mahlukatı hırpalıyor. İki şey bizi hırpalıyor. Duman ediyor. Bak sen bak ne hale getirmiş. Yatamadın, yatamıyorsun. Meft ve Adem. Meft bedenseldir. Adem ise ruha tazik ediyor. Meft akla hücum ediyor. Mesela delilerin ölüm korkusu yok. Niye? Aklı olmadığı için. Bak gördün mü? Hırpalıyor kardeşler, hırpalıyor. Meft ve Adem hırpalıyor. Mesela ölüm korkusu, biz diyoruz ki ya ölüm korkusu, herkes şöyle diyor, siz de öyle dersiniz. Ya ölüm korkusu aslında günahımızdan korkuyor. Değil mi? Yani emin olsak aşere-i mübeşere gibi cennette müjdelensek ölüm keyif verir. Allah vahiy gönderse, peygamber olsa, İbrahim garanti cennettir. Ya önce ölüm de kurtuluyor. Hangini var? Öyle hastalıklar var ki ölüm istetiyor değil mi? Ya. Demek ki Mert ve Adem, adamı hırpalıyor.
akıldan zihne inince ölüm korkusu hafifliyor mu? Hafifliyor. Harika bir soru. Tebrik ederim Bayram. Çok acayip. Ölüm korkusu aklındır, Adem korkusu zihnedir. Zihne girdiğimiz zaman, zihin neredeydi? Vicdanda. Tefekkür, zihinde mekan açmaktır. Tefekkür, ona dönüşmektir ya. Nerede dönüşüyorsun? Tefekkür, zihinde mekan açıyor. Zihin nedir? Kainatın haritasıdır. Vücudu haricisinin bizdeki hulasalanışıdır. Kainatın. Şeceri hırkatın değil. Kainatın, mesela kocaman çınar ağacını büzdüler, sıkıştırdılar, çekirdeğe. Ha, kainatı da sıkıştırdı, büzüştü, zihine koydular. Tefekkürle üstünü açıyor. Mesela telefonla, bütün dünya var yani bende. Aman aman Avrupa var biliyorum, navigasyon var. Çıktığım zaman Avrupa'ya, navigasyonu açıyorum, adresi yazıyorum, tak beni götürüyor. Ama burada ya. Koca Avrupa'nın sokakları var. Türkiye'nin de dahil. Nasıl oluyorsa zihinde böyle. Bütün kainatın haritası var. Navigasyonla, uyduyla girdiğim gibi zihne de tefekkürle giriyorsun. İçsel alemin aklı zihindir, dışsal alemin aklı akıldır. Yani bu Meft ve Adem nasıl hırpalıyor ya? Tamam da bunlar Resul, bunlar akılla yazılacak şeyler mi ya? Mümkün değil. La vallahi ya. He? Bu nasıl yazılmış ya? Dedim ya dersin başında yoktun galiba. Bu kainatın arkasında, bu manaların arkasındaki matematiği görmese bunlarla dolduramaz bu manalarla usta. Bu yazılır mı Allah'ın sesi akılla ya? Meft ve Adem şey ırpalıyormuş. Ruhu dehşetli bir surette bu güzel dünyayı. Meft ve Adem zeval ve fena, mütemadi ve tefrik edici olan Meft ve Adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını hırpalıyor barış. Parça parça edip güzelliklerini bozduğunu. Meft ve Adem güzellikleri bozuyor. Meft bedenin güzelliklerini bozuyor. Adem ise ruhun. Fevkalade bir şuur ve tesirle gördüm. Ustad diyor ki gördüm diyor. Fevkalade ne ile? Acayip bir şekilde inkişaf eden şuur ile tesirle bunu gördüm. Meft bedenimi, Adem ruhunu nasıl hırpalayıp bozduğunu fevkalade bir şuur ile gördüm diyor. Nasıl bir kitap değil mi? Biter mi şimdi bu? Cüz-i ihtiyarı karışmamış yani abi. İrade-i ilahiye bırakmış. Yani. Zaten cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Gördüm diyor. Tamam bak şimdi. Kim? Soran benim, sorulan da benim. Arayan benim, aranan da benim. Yürüyen benim, varılan da benim. Olduğuna delil bak. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi. Kim tespit etti bunu? Ben. Nereni? Bendekini. Aşkı, fıtratını keşfediyor. Neyle? Fıtratıyla. Aklını neyle keşfediyor? Aklıyla. Zihnini neyle keşfediyor? Zihniyle. İradesini, iradesi olduğunu neyle keşfediyor? İradesiyle. İnsan düşündüğünü düşünebiliyor biliyor musunuz? İnsan gördüğünü görebiliyor. Hayal ettiğini hayal edebiliyor. Aklettiğini akledebiliyor. Her şeyin akıl olmadığını aklımız da söylüyor diyor. Yani bir tuhaf mahlukuz yani. Böyle bir mahluka, böyle bir eser lazım ya. Şimdi sen nasılsın ya ey ustad? Sen fıtratındaki aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddeti galyan ve isyan ettiği zamanda gitmiş içeride dolaşıyor. İçeride isyan ediyor. İsyan kaldırmışlar. Duman etmiş. İçeride isyan var. Gitmiş dolaştım diyor. Yani 23. sözde söylüyor zaten. Saraya baktım diyor. Boş saraylar var dolu. Fıtratına girmiş. Aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddeti galeyan ve isyan ettiği zamanda. İçeride isyan var.
Üstad gitmiş, dur hele ne oluyorsunuz diyor. Tamam. Kendisi kendisinde dolaşıyor. Hani böyle bir dersimiz vardı. Ben, bende kayboldum. Beni bende bulan bana haber versin. Gitmiş galyan ve isyan ettiği zamanda gitmiş oraya. Bir medari teselli bulmak için ne yapacağız ya? İçeri girdi barıştıracağım. Fevelanlar var. Esma hükmünü icra ediyor. Esma hükmünü icra edecek. Ama o da bağırıyor ya. Tuttuğunu bırakmak istemiyor. Firak ve zeval var. Mevt ve Adem var. Ne yapacağım diyor ya. Kendisi iki zıt arasında kaldı ustak. Bu sefer bir yerden itfaiye çağırıyor. Bu dedim ki diyor. Medari teselli bulmak için yine bu ayet-i asbeye müracaat ettim. Hasbunallah ve ni'mel vekile müracaat ettim. Ya be baksana ya. Bir bak hele ya. Burada kavga var ya iki kişi. Bu çağıran üçüncü kişi. Gel hele ya. O da dedi ki, bana dedi ki beni oku ve dikkatle manama bak. Ayet canlı ve ruhludur. Ya topraktan, cansız olan topraktan, cansız olan çekirdekten canlı ağaç çıkacak da Allah'ın kelam sıfatından ki kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Allah'ın kelamı cansız olur mu? Ama sen tabii bu kitaba Kur'an dersen tabii ki zorlanırız. Bu kütüphanemizdeki kitabın adı Musaf'tır. Onu okuyan insanda uyanan Kur'an'dır. İnsanda uyanan oku kitabını denilecek. O kütüphanemizdekinin adı Musaf'tır. İşte ben diyor ayete dikkat müracaat ettim. Baksana kardeşim diyor ya. O da dedi ki Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bana dedi ki beni oku. Dikkatle manama bak. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi başlıyor işte. Şimdiye kadar anlattıklarımız bunun içindi. Çok tuhaf. Ben de Süre-i Nur'daki Ayat-ı Nur'un rasathanesine girip rasathane. Nereye girmiş? Süreye girmiş. Rasathaneye girmiş. Rasathane teleskopla. Girip imanın dürbünüyle bir dürbün varmış rasathanede. Rasathane ayetmiş. O sistem süreymiş. Rasathane ayetmiş. Hangi ayet-i nur rasathanesi? Orada bana bir dürbün verdiler. Ayetin içinde, rasathane içinde dürbün var. O dürbünün adı nedir? Yazıyor. İman. İman ne yaptı dürbünüyle? Ayet-i hasbiyenin dürbünle Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine bakıyor. O kadar acayip sonsuz mertebesi var ki bu ayetin. En uzağa, en yakında en ince. Ayet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına o suredeki o ayetle başka bir ayete bakıyor. Evet. Ayet-i nur ile başka ayet. Şimdi sen hafızsın. Süre-i Nur'da orada Hasbunallah orada mı geçiyor? Yok. Nerede geçiyor? Ali İmran suresi. Ali İmran'da geçiyor. Oradan. Hafız ya. Şimdi çok tuhaf. Güzel yakaladı. Aferin. Şimdi Nur suresine giriyorsun. Orada var mı Hasbunallah benim öyle ki? Yok. Yok. Ali İmran'da mı geçiyor? Şimdi dananın kuyruğu kopacak şimdi. Üçüncü sürenin 173. ayet. Ustad diyor ki ben diyor derdime Süre-i Nur'a gir diyor. Ulan Süre-i Nur'da yok bu ayet. Sonra girdim ayet-i nurun nur ayeti var. Allah'ın nuru semavat vel ard. O ayet mi? Ha. O ayette rasathane, imanda dürbün, bakılan yer Ali İmran suresine. Şimdi değiştirdin mi Resul? Çok garip değil mi ya? Hafız ya, iyi yakaladı. Tebrik ederim. İlk defa öğrendim ben de bunu. Süre-i Nur'a gir dedi. Ama kim söylüyor bunu?
hasbunallah benim vekil dedi ki bana diyor. Ha benim diyor beni oku manama dikkat et. Tamam da ey hasbunallah benim vekil ayeti nasıl yapacağım? Bak diyor. Beni çözmen için Sure-i Nur'a gir. Orada bir rasathane var. Orada da bir dürbün var. O aç bana bak oradan. Yani adam rasathane koymuş. Şeye bakıyor. Yıldızlara baktığı gibi. Bakılan hasbunallah. Bakan Allah'ın nuru semavati vel ardı kemiş nuru. Nasıldı? Okur musun? Biraz uzundu ama. Bak o zehni mi? Tamam. Suneynül ayetinin rasathanesine girip imanı dürbünüyle bakılan yer başka bir yer şimdi. Ayet-i Asbiye'nin en uzak tabakalarına bir de gene imanın iki şeyi var. Bir dürbün var. Bir de başka bir sıfatı var. Şuur-i iman. Hürdebini. Bir dürbin, bir de hürdebin. Mikroskobik. İncenin incesini görüyor. Uzağın uzağını görüyor. Dürbin uzağın uzağını görüyor. Hürdebin küçüğün küçüğünü görüyor. Ayet o dürbinle baktı en uzağına. Ondan sonra şuur iman ne yaptı? En ince manayı. Şuur iman esrarını gördüm. En ince esrarına baktım. Gördüm. Ne görmüş şimdi? Ona bakalım. Şurada ben buraya kadar beraber miyiz? Şimdi ustada bir şeyler yaptılar. İçeride kavgalar oluyor. Sonra içeriye girdi. İçeriye girdi. Ne yapacağız dediler. Ben de diyor hasbunallah benim vekil ayetine başvurdum. O da bana dedi ki dur git diyor Nur suresine gir. Orada bir rasathane var. Yani bir şehir Nur suresi. İstanbul'da Beykoz'da rasathane var. İstanbul'a git. Beykoz'a git. Beykoz'da rasathane var. Oraya gir. Orada dürbünle bak. En uzağa. Bir de git Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hürdevini bir. Mikrobun milyonlarca ufağı da görecek mikroskopik şeye bak dedi. Tamam. Şimdi neyi tahlil ediyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil en uzak tabakasından en ince manasına kadar anlamak istiyor. Baktım diyor. En ince esrarına baktım, gördüm. Hasbunallah ve ni'mel vekil de en uzaktan en incesine kadar bakmış görmüş. Ne görmüş? İşte burası. Sonuç bu. Nasıl ki aynalar, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş siyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini bir ayna düşünün. Şişe düşünün. Su kabarcıkları düşünün. Güneş 150 milyon kilometre uzakta. Güneşin ısısını, ışığını, rengini, efsafını, sıfatını gösteriyor mu abiler? Gösteriyor. Çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seba denilen 7 renginin mütennevi güzelliklerini gösteriyorlar. Ayna, su kabarcıkları. Tamam, kaçırmamak sonuç bu çünkü. Güneşin ısısını ben aynaya baksam ancak suretimi gösterir. Duygularımı gösterir mi? Isımı gösterir mi? Yok. Bak ayna güneş nurani olduğu için güneşin suretini, büyüklüğünü, şeklini, ısısını, 7 rengini de gösteriyor. Tamam? Ama biz kesif olduğumuz için aynada ancak suretimiz gözükür. Duygularımız gözükmez, içimiz gözükmez. Tamam? Çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seba denilen 7 renginin mütenevi güzelliklerini
gösteriyorlar. Ve teceddüt ve taharrükleriyle. Yani devamlı değişiyor yani. Mesela devamlı güneş sağda vuruyor, batıyor, tamam mı? Yani bulutlar geçiyor. Mütenevi güzellik gösteriyorlar. Teceddüt ve taharrükleriyle ayrı ayrı kabiliyetleriyle. Mesela ayna, çiçek, katreler, damlalar, yapraklar, her şey güneşe ayna. Hepsi farklı farklı gösteriyor. Mesela gül başka şekilde güneşe ayna. Menekşe başka, yaprak, odun, kuşlar, koyun, ne bileyim sığırlar, hepsi güneşe ayna. Hepsi güneşi gösteriyor. Güneşi kaldırsanız hepsinin rengi yok. Teceddüt ve taharrükleriyle, ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkısaratlarıyla. İnkısarat ne demek? Kırılma. Şimdi buraya bir not almışım. Kırılma. Işığın yani şu. Çiçeğe, çiçek de aynadır. Su da aynadır. Parlak şey de aynadır cam. Ama bir gülü düşünün. O da aynadır. Güneş ona vuruyor ama cam gibi göstermiyor güneşi. İçindeki kabiliye güneşi alıyor. Onu aleminde dönüştürüyor. İstidadına, istidadını kabiliyet olarak gösteriyor. Bir şöyle misal vereyim. Çok önemli. Herkes alim olma, doktor olma istidadındadır. Mühendis olma istidadındadır. Ama herkes marangoz olma kabiliyetinde, alim olma kabiliyetinde, doktor olma kabiliyetinde değildir. Herkesin yazılım itibariyle istidadında, herkes alim olma istidadındadır ama herkes alim olma kabiliyetinde değildir. İstidat içseldir. Şimdi tamam, şimdi güneş geldi güle. Aldı içine, kendi aleminde istidadını aktif etti. Çekirdek patladı, gül oldu. Dışarıya pembe, beyaz, sarı gibi çıkması kabiliyettir. Ne yaptı? 22. söz müydü? Yok, 24. söz. Katre, reşa, zühre. Güneş enerjisini alıyorlar. Aynen yansıtan katredir. Sonra çiçek ne yapıyor? Alıyor güneşi, değiştirip yansıtıyor. Çiçek de güneşin aynasıdır ama değiştirilmiş. Ayna ise suretine. Ama reşa ise suya bir vuruyor güneş, buharlaşıyor. Buharlaşınca şey oluyor, yedi kat şey, renk oluyorlar. Ne diyorlar ona? Gökkuşağı. Gökkuşağı gibi bak. Gökkuşağını göster bak. Buharlaştı. O suyun okyanustayken semalarda olması ve güneşin farklı işte renklerini gökkuşağı olarak göstermesi, bak üç tane ayna. İşte Hasbunal dürbünle baktı. Bir baktı ki ha bir cam cam su katreleri, aynalar, şişeler, güneş ayna ama çiçekler de ayna. Bir de buhar da ayna. İşte inkısaratlarıyla bu demek. İçini aktif ederek ben buyum demesiyle dışarı çıkıyor inkısarat. O cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar. Mesela bugün o çocukla konuştum, onu yaptım, bunu yaptım, cüz okudum, onunla konuştum, ona şey yaptım, ona sesli şey yaptım, böyle şöyle oldu. Bir sürü esmanın, aynı esmanın mertebelerini gösterdim. Herkes öyle yaptı. O güzellikleri tazelendiriyorlar. Ve inkısaratları ile güneşin ve ziyasının ve elvan-ı sebasının gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Güneş nedir? Ne bileyim. Menekşeye vurunca ha buymuş. Armuta vurunca buymuş. Koyunun tüyüyle bakınca buymuş.
Yaprağa bakınca buymuş. Mehmet Ali'ye bakınca buymuş. Abdülmelik'e bakınca buymuş. Herkese bak. Güneş aslında güneşin istihale etmiş yansımalarıyız. Dışa vuruşlarıyız. Zahirde. Işığı kaldırsak hepimizi siyah bir örtü örter. Tek oluruz. Bizi farklılaştıran aslında her şey güneşe aynıdır. Güneş ne yapıyor? İçerisine giriyor. İçerideki diyor ki ben buyum. Aa bu menekşeymiş. Aa bu yaprakmış. Güneş onun gizlisini dışarıya çıkarıyor. Buna inkısarat deniliyor. İnkısaratlar ile güneşin ve ziyasının ve elvan-ı sebasının gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Aynen öyle de buraya kadar bitti. Şimdi Allah ve insan ilişkisini söyleyecek. Buraya kadar çok debelendik. Burayı anlamak için şurayı. Allah ve insan ilişkisi. Güneş mevcudat ilişkisi bitti. Güneş mevcudat ilişkisi bitti. İnsan Allah ilişkisi var. Aynen öyle de bu ayet söylüyor. Şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal. Bak şems-i ezel yani ahaşa. Güneşi Allah yerine koy. Ezel. Güneş. Ve ebed olan Cemil-i Zülcelal. Cemil ve Zülcelal. İn cemali kutsisine insan bak. Allah yani güneş mevcudat. Allah ve insan. Şimdi şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemali kutsisine ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynedarlık edip cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemali mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Aslında bizim ölüm, dirilmek, zeval, var olmak, bütün istekler hep bir esmaların tecedüt ettiklerinden kaynaklanıyor. O ölmek, ölmemek, gitmek, gelmek esmaların bizimle alakası yok. Hiçbirisi bizim değil. Hep esmaları tanımlamak, esma bunlar. Benimle alakası yokmuş. Beka istiyorum, esma istiyorum. Baki esma faniye müştak değil. Şimdi abi sürekli bir tecedid var, sürekli esma dilenir ya. Peygamber Efendimiz bunların hepsini azami derecede basar. Hayır. Acayip ya. Nasıl? İnsan hayret ediyor. Mesela tecedid ettikten sonra ona da azami derecede basar. Ona da, ona da. Bütün esmaları almasın. Yani normal değil ya. Evet abi. Maşallah ya. Maşallah. İçinden dedim yani maşallah sana ya. Bu nasıl bir insan değil mi? Tuhaf değil mi? Evet abi. Hayran oluyor değil mi insan? Evet abi. Elhamdülillah. İyi ki böyle bir rehberimiz var, şefiğimiz var. Şefaat için seni bekliyor İbrahim. Elhamdülillah. Şu andaki ona muhabbetin var ya, ona gitti biliyor musun? Gitmedi bile. O anda, o zaten var burada. O... Evvele de mazhar, ahire de mazhar, zahire de mazhar, batına. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bikrini şeyin alim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evvel ismine mazhar, ahir ismine mazhar, zahir ismine mazhar, batın ismine de mazhar. Evvel ismi çekirdek, ahir ismi meyve, zahir ismi ağacın kendisi, batın ismi arka taraf. Hepsine mazhar. Dünyaya mazhar, dünyada var olan esmalar mazhar olduğu gibi bekaya da mazhar, esmalara mazhar. Şu anda o zaman seni zaten biliyor. Zaten bu mecliste. Şeyde de abi, Lakara'da da bu mesleğimizin en büyük üstadı Peygamber Efendimiz. Ondan sonra Hazreti Ali diyor. Peygamber Efendimiz. En başta... Demek ki şurada ne var biliyor musun? Evet. Ölüm korkusunu yapmışız. Bu bizim aynada baki gözüküyor. Evet. Baki burada gözüktü mü? Bu bendeki aynadaki güneş, güneşi tanımak içindi. Güneşi kaldırdık, aynadaki güneşe aşık olduk. Aynada gözüken bakinin bekasını istedik, başımıza belası aldık. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Kendimizin bekasını aradık. Bakinin aynası baki olmak.
Bak bir daha. Güneşi gösteren aynayı, eğer güneşi silsen nazarında, aynadaki güneşe, aynaya güneş desen ne kadar bir tuhaflık oldu. Güneşi silersen, güneş yok. Ayna niye parlıyor? Bu güneştir. Ayna güneş olur mu? Oluyor. Oluyorsa o zaman bekaya, bakiye, mazar olduk. Bakilik gözüktü mü? Baki anlamak içindi. Ama biz onu kaldırdık, onu anlamayı bıraktık. Ben de ki bakilik, baki olmayı istedim. Ama fani değilim. Baki olmak istiyorum, fani değilim. Çamaşır gibi kıvrandım işte, su da aktı. Lahana gibi böyle çevirirsin. Çamaşır gibi böyle yaparsın, bunu da böyle yaparsın, sıkarınca su akar. Baki anlamak için verilen beka, o yansımasıyla kendimizin bekasını aradık. Oysa ya baki diyecektik onunla. Bir tuhafız. Abi şunu da diyebilir miyiz acaba? Böyle buraya kadar sırrı ehadiyetle imanımızı inkişaf ettiren Bediüzzaman ferdiyetin mazharı, şurada bir cümle var da, vahdaniyet ilahiyeyi şuhud derecesinde bildi. Vahdaniyet ilahiye. Bizlere sırrı ehadiyeti inkişaf ettiren Bediüzzaman. Biz hatayı Said Nursi ile Bediüzzaman'ı karıştırıyoruz. Said Nursi ağabeyimiz. Bediüzzaman Kur'an'a mazhar olan ayna, aynada gözüken Risale-i Nur, mücedidlik. Ayna, güneş, aynada gözüken. Haşa, şemsezeli güneş. Ayna, Bediüzzaman, aynada gözüken güneş, Risale-i mücedidlik. Biz kimseye gücü yüceltmiyoruz. Bunu anlatırken kendime değer veriyorum. Keyif alıyorum. Allah'a aynayım. Ne demek o zaman? Allah'ım ben halifesiyim. Ne demek halife? Ben yeryüzünde Allah'ın halifesiyim. Öyle mi? İnsan öyle mi? Öyle. Ne demek halife? Dünya neymiş? Hayata, hayatta mücadele ettik. Sokak ağzı var ya, biz hayata, hayatımızı anlamlandırmaya geldik. Hayata, hayatımızı anlamlandırarak, farkındalığımızı artırarak, beşeriyetten insanlık makamına çıkıyoruz. Ne alakası var hayatta mücadele ya? Ne alakası var ya? Bir tuhaf dert işte. Bize giydirilmiş bunlar. Elbise gibi giydirmişler ya. Bu derslerle ne kadar çıkabiliyorsak, üzerimizdeki battaniyeyi ne kadar atabiliyorsak, okulda öğretmen giydirdiği elbise, aile, örf, anane, kültür giydirdi. Bir de ders yapanlar bizi giydirdi. Ne yapsın? Ders yapanlar böyle, böyle bak dedi. Artık onun farklı bir düşünce şeyimiz kalmadı. Hep dürbün verdiler. İşte sıyrılmak. Kaç tanesini sıyrılacak? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. Okul görmedi. Toplum giydirmedi. Sosyoloji medyada giymedi onu. Her seyrettiğiniz film size elbise giydiriyor, size gözlük takıyor. Her seyrettiğimiz film. Her seyrettiğimiz menfi veya müsbet. İşittiğimiz müzikler. Hep bize elbise giydiriliyor. Ya hissi, ya fikri. Ya duygu, ya latife. Ondan sonra işgal altındayız. Allah Resulü tam ümmi. Anasından doğduğu gibi kimse elbise giydirememiş. Usta da 3 ay yarı ümmi olmuş. Bu giydirmen en fazla ayrı zaman değil mi? Evet. En fazla bu zaman. Barış. Barış bayram. En fazla şimdi.
kaçıyorum, ne kadar kaçıyorum. Bir şey Resul'e geliyorduk, bir şey düşünüyordu, bir şey konuşuyor muydu, bir şey değil mi? Yolu kaybı, askalı geçtik, abi Çatalca burada dedi, değil mi? Kaldık yani. Yani sebebi ne biliyor musun? Mezit değil. Videoyu seyretmesen, müzikler, şunlar bunlar dinlemesen filmleri, ister istemez, hani gece ustad diyor ya, gözü kulağı kapatınca duygular uyumaz. Hemen alem misala pencereler, rüyalar görürüz. İşte bu ruh da, kalp de, akıl da kendini eğlendirmek ister. Film seyrettirmedim bu adama, bu çocuklara. Müzik de dinlettirmedim. Ne yapacak? Araba kullanırken o düşünecek mecbur o şeyi. Masamdan kalktığımı düşünecek. Mesela geliyordum Arnavutköy'e, baktım olan ne güzel elbise giydirilmiş. Renkli renkli. Acayip elbise ya. Çiçek, ağaçlar, evler falan. Hep Allah. Yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz gibi değil ya. Olmaması lazım. Ahiretin üzerindeki tenteneli perde, bu evler, apartmanlar, bu mu caddeler? Başka bir şey ya. Bize başka bir şey ya. Giydirmişler. İşgal altındayız. Köleyiz, köle. Köleleştirilmişiz. Bu derslerle hürriyetimizi kazanmaya çalışıyoruz. Hürriyetin hassası imandadır diyor. İman arttı, o kadar hürriyet artıyor. Esareti, hayvani, istibdadi, şeytani hürriyet namı verilmiş diyor. Öyle değil mi? Esareti, hayvani, istibdadi, şeytanine hürriyet denmiş. Allah Allah. Nerede kaldım? Kafam gitti tabii. Yani biz neymişiz? Allah'ın kainattaki halifesiyiz, aynı-i samet olmuşuz. Aynı-i samet olmak kolay bir şey değil diyor insan penceresinde. Allah'ın halifesiyiz. Ne demek halife? Bu tatlı mahluklar. Evet. Bulayım kendimi, dur. Bu tatlı mahluklar ve bu cemali mevcudat, yani tatlı mahluklar, kuşlar, elmalar, armutlar, çocuklar, bizler, baklavalar, bu tatlı mahluklar ve bu cemali mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Allah Allah. Bugün doğanlar var, ölenler var. Hakikaten haber verdi, abi çocuk doğdu diyen oldu. Vefat eden de var. Hakikaten değişiyor. Ben de değiştim. Haletim değişiyor. Bir tuhaf oluyor. İlle teris olmak değil. Devamlı değişiyoruz. Durmayalar gelip gidiyorlar. Baksana saçan. Bak değişiyor. Bir ara Abdülmelik. Ben de senin gibiydim. Gidiyorlar kardeş, gidiyor. Hiç pişman değil. İyi ki iyilikleriyle kötülükleri iyi ki geçmiş. Ben bir daha, Allah şahit olsun, şu anda geç olmak istemem. Yeniden ben onları yaşayamam daha. Vallahi sizin yaşınızda olmak istemem. Ben bir daha onları sıfırdan yaşayamam. Çekemem bir daha. Onları hatırladıkça başım dönüyor. O Allah'ın inayetiyle olmuştur. Yoksa tahammül ettiği şeydi. Ya yapamazsın, aşamazsın. Ama sizin işiniz biraz daha kolay. Yani şey için dedim, merak etmeyin. Hep güzele gidiyoruz. Kainat hep güzeli hamile. Hep iyiye gidiyoruz. İyi ki ahiret var. Bir zaman dersiniz, ya bu deli adam demişti ki, bir ben genç olmak istemem. Ama bu aklımla, bu ruhumla genç olmak isterdim. Bu kazanımlarımla. Ama bunları sıfır benden alsınlar, genç olayım. Ya bir dal mı alamam? Ya alamasam? Çekmek gibi sıkıntı çok. Bir de yaşanmaz ya. Gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler, bak cemaller, Baki'nin aynası mıyız? Baki gözüküyor. Kendimin bekasını aradım. Ya Baki entel Baki, ya Baki entel Baki. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını,
belki tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret, maddede olup madde olmayan mücerret. Tamam? Maddede olup mesela ruh, maddede olup madde olmayan, akıl, kafada olup ama kafa olmayan mücerret o demek. Bir daha kendilerinde görünen güzellikler bizde, cemaller kendilerinin malı olmadığını belki tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin, bak, tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün bizdekilerin, bizde olanlar o Allah'ın işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğu bizde. Ufuk, bir şey mi diyeceksin kardeşim? Açmışsın sesini. Demek ki bizde gözüken Cenab-ı Hakk'ın işareti, Allah'ın işaretleri, alametleri, lemaları, cilveleri oldu. Pek çok kuvvetli deliller ile Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o burhanlardan 3 tanesini kısaca işaret edilecek dedi ve burada duruyoruz. İnşallah bu haleti nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Birinci burhan, ikinci burhan. İkinci burhan var ya, herhalde bu haleti yakalayabilsek şu andaki haleti, ikinci burhan, ikinci burhanın da 5 noktası var ki, hele dördüncüsü Allah'ın ispatında duman ediyor her şey, herkesi. Bir de üçüncü burhan da 79 sene. 3 tane burhan varmış bu anlatılan. 3 tane burhan. Cenab-ı Hakk'ın hüsnünün işaretleri, alametleri, lemaları, cilveleri olduğunu bu mevcuda. Kısaca güneş, mevcudat ilişkisi, insan Allah ilişkisi. Aynadaki gözüken güneş, güneşi gösteriyor. Çiçekte gözüken güneş, güneşin istihale geçmiş halidir. Biz de Allah'ın esma ve sıfatının dönüşmüş haliyiz. İstidat ve kabiliyetimize göre esmayı değiştirdik. Dönüşüm haliyiz. İstihale etmiş. Ondan sonra biz de aynada gözüken güneş, güneşi göstermek içindir. Veya bir yeri yansıtmak içindir. Ama güneşi silerseniz, güneşi aynada ararsan, başına bela saldığın gibi, nerede bulacaksın koca güneş? İşte bendeki beka, ruh aynasındaki bendeki beka, Baki Zülcelal'i bilmek içindi. Ama onu nazarımda silinince, aynemde gözüken beka ile bekamı aradım. Ama faniyim, o nispette ölüm korkusu, Adem korkusu, firak ve zeval korkusu tepemize binmiş. Adem korkusu derken? Sen geç geldin Abdülmelik. Adem'e biraz senin hafız Mehmet Ali biraz şey yaptık. O sana gerekli noktaları izah edecektir. İzah eder o. Adem'e bir daha git. Yalnız bil ki Adem korkusu ne sen Abdülmelik? Adem nasıl olduğunu anlamak için. Cehennem taşeron şirkettir. Patron Adem. Cehennem Adem'e çalışıyor. Adem'i hayal et. Cennet vücuda çalışıyor. Vücudu hayal et. Kur'an anlatıp bitiremediği cennet vücut alemlerine çalışıyor. Allah anlatıp Kur'an'da bitiremediği cehennem Adem'e çalışıyor. Hayal et. Hepsinin aynasın be. Abdülmelik. Hepsinin arkasındasın ya. Aynı isametsin be.
Ramazan'da aynı İsmet daha güzel gözüküyor. Allah yemez, içmez, cinsel ihtiyacı yok ya, haşa. Onun en güzel ayna insan o zaman oluyor. Yemez, içmez, cinsel değil. Aynı İsmet. Halife oluşu. Allah'ın halifesi olmak. Allah'ın halifesi yeryüzünde. Allah'ı göstermek. Allah'ı göstermek. Allah adına icraat yapmak. Allah'ın esma ve sıfatlarını göstermek. Allah'ın, Allah'ın. Allah'ı göstermek. Kendi aleminde şahit olmak Allah'a. Uydurukçasıyla tanık olmak. Onun için insanın sonsuzdur. Sonsuzu kaça bölerseniz bölün, sonsuz olduğu gibi. Allah Resulü bütün esmanın mertebe azamına masar, İbrahim anlattı. Bütün esmanın bütün mertebesine masar. İsmi azama da masar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gene kendisi kendisini bitirememiş. Bitiremezdi. Ne kadar mesafe aldı? Belki de hiç almamış. Sonsuza göre ne kadar alırsan al, gene almamışsın. Tamam, işte o benim, o sensin. Allah'a şahit benim. Allah'ın halifesi benim. Aynı İsmet benim. Bismillahirrahmanirrahim'deki üç isme mazhar benim. Tek tek söylemeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim'de üç tane isim var. En cami ayna benim. Halife benim. Rahman ve Rahim'e masarız da. Ya Allah ismini ismine de masar değil miyiz? İsimdir ya. Allah ismi Allah değil. Malatya'ya hoş geldiniz. Malatya mıdır o tabela? O işaret ediyor. Rahman, Rahim bütün isimler ona işaret ediyor. İsimler var. Biz iman ediyoruz Allah'a. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Cennette de biz buna mazhar olacağız. İman ettiğimiz için. Biz de her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. İstemediğimiz olacak, istediklerimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Görüyor musun? O isme mazhar olacağız. Tamam, çıkıyoruz. Alemden çıkıyoruz. Alem-i Şehadet'e gelmeye hazır mısınız? İniyoruz aşağıya. Dersin abi mı? Bu Adem'le bahçe alma manası da bir şey olabilir mi abi? Ne demek Sedat? Biraz şey yap. Hani diyordu ya altında ve üstünde hava olmayan Allah neredeydi manası. Hani o yok bilmediğimiz, tarif edemediğimiz. Ama dayı. Bu manayla Adem'i nasıl irtibas ettirebiliyorsunuz abi? Altında, üstünde diyor Allah Resulü, hava mava yok. Allah amadaydı diyor. Sedat, benim neresindeyim? Ben bende neredeyim? Allah da varlıkta öyledir. Benim neresindeyim? Ben deyince elimi mi kastediyor? Karaciğerim mi? Ben derken ruhumu mu? Aklımın, ben kim? Ben de neysem, Allah da alemlerde öyle. Çok acayip be. Her bu sorun... nerede anlatıyor? Pencerelerde. Kaçıncı pencere? Evamiri şey, bu 30 insan penceresinde. İşte bu şeyle, Adem'le nasıl bağışlayacağım? Benim neresindeyim? Bende nasılım? Bende nasıl ifade ediliyorum? Bende nasıl tanımlanabiliyorum? Allah da böyle. Ben kendimi kendimde tanımladığım kadar Allah alemdeki ki tanımlamasını görür. Kendimi kendimde gördüğüm kadar Rabbimi alemlerde öyle görürüm ben. Gördüğüm kadar görürüm. Şahitliğim kadar şuhudum olur.
İyi ki Allah var. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Abdülmelik seni tercih etti ezeli ve ebedi. Baş döndü hiçbir şey. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Dedi ki Abdülmelik bana muhatap ol. Yani öyle bir şey yoktu da sana bir benlik verdi. Şunu verdi. Ondan sonra biz kalktık bu pakete ben dedik ya. Şimdi de onunla kendime şahit olduğum kadar ona şuhut ediyorum. Şahit olacağım. Yani bir tuhaf. Kendime şahit olduğum kadar alemlerde, alem-i şehadette, dünyada Allah'a şahit oluyorum. Kendime şahit olduğum kadar, men arefe nefse fekad arefe rabbehu sırrı. Kendime şahit olduğum kadar, kendimi tanıdığım kadar, kendimi keşfettiğim kadar, kendimi farkındalığı kadar Rabbimin kainattaki farkındalığını anlıyorum. Anlayacağım, başka şeyim yok. Şu anda abi, şurada mısınız? Dinliyorum seni. Abi şöyle bir tefekkürüm oldu da doğru mu bilmiyorum da. Zanlarımızla hakikati ayırmak insaniyet makamındaki terakkiyatımız nispetinde. Evet. Evet. Zanlarımızla hakikati ayırabildiğimiz kadar insan zanın evet. Üzerinde. Şimdi bu hakikatle insaniyetimizi evet. O makamını evet. Görüyoruz. Evet, Mehmet Nuri. Evet. Bak Kütahya'da. Maşallah genç anlamış. Çok şükür. Şu anda bedende miydik? Alem-i şehadette de değil. Bedenden çıkmak demek, alem-i şehadetten çıkmak demek. Aynı şey. Kendimi tanıdığım kadar tanıyorum ya. Kendimden çıktığım kadar çıkıyorum ya, işte o aynı, hiç değişen bir şey yok. Biz ahireti çok uzaklara götürdük. Oysa şu anda oradayız. Şu anda şu halet, şu alem, şu meclis, şu andaki hakikat orası. Oran meclisi, Maide'ye. Mubala zannetmeyin. Şu haleti, bütün dünyanın servetini verseniz, bütün ilaçları içseniz, bu haleti yakalayamazsınız. Maddi şeyle yakalayamazsın.